Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli yatırımcıları, yepyeni bir videoyla daha sizlerle beraberim. Uzun bir aradan sonra yine video yapıyoruz arkadaşlar. Ağustos'u inceleyeceğiz bugün. Arkadaşlar şimdi sizlere söylemem gereken kritik şeyler var. Bakın sevgili arkadaşlar Telegram kanalımıza katılmadıysanız mutlaka katılmayı unutmayın verdiğim paylaşım yaptım sinyallerimi orada paylaşıyorum. Açıklama kısmındaki linkten katılım sağlayabilirsiniz. Geçmişte neler yaptığımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Mükemmel bir başarı oranı ile gidiyoruz sepetimiz. Yani dediğim gibi burada Kaspa'dan 80x, Naka'dan 15x, Yakın zamanlarda Aptos ekosisteminde sizlere geçen videoda anlattığım Jetus'tan 2x gibi bir sürü şey yaptık arkadaşlar. Gidip buradan bakabilirsiniz. Paylaştığımız yerleri de gösteriyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, Aptos hakkında konuşacağız. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi, bir tane de destek yorumu atarsanız sevinirim. E dediğim gibi videoların öne çıkması açısından önemli. Şimdi arkadaşlar, çok önemli bir gelişme vardı. Aptos'un kilit açılımı vardı. Kilit açılımı geçti arkadaşlar Aptos'ta artık Önümüz Uzun Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz hep beraber güzel paralar kazanacağımız bir yolculuğa Aptos maalesef arkadaşlar Türkler tarafından Bilinmeyen yani biliniyor yine ama çok çok az Avak Solana Gibi coinleri Oranla çok çok daha az bir bilinirliği var Ben zaten bunu 5.60 seviyesinden beraber grubumuzda paylaştık yani taşımaya devam ediyoruz sevgili arkadaşlar Şimdi hocam ne olacak? Hangi fiyatlara gidebilir bunları soruyorsunuz Şimdi sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere bir düzeltme yaşadık değil mi? Arkadaşlar bitcoin tarafında Neredeyse neredeyse arkadaşlar 6500 dolarlık bir düzeltme yedi bitcoin 48500'lere çıktı Oralardan bir e, gerileme yaşadı arkadaşlar Şimdi O düşüşe rağmen Bu şekilde sağlam kalması Gayet güzel arkadaşlar şu anda güzel devam ediyor Şimdi Bitcoin'de en fazla nereye kadar geri çekilme bekliyorsunuz hocam diye soracak olursanız 40k'lara kadar en fazla bir geri çekilme olursa oraları destek olarak alabilirsiniz. Ama şu anda Bitcoin tarafında da bir problem şu anda gözükmüyor sevgili arkadaşlar. Herhangi bir yani şu 28 bin dolardan bu yana ETF'i fiyatladık. ETF'le beraber geldik buralara ve artık şu an ETF olayı da bittiği için piyasada yeni bir beklenti olmadığı için Bitcoin buralarda stabil duruyor. Bu da Aptos'ta eee yani Bitcoin'de bir güzel haberle beraber sizlere söylüyorum arkadaşlar. Bakın sizlere kritik direnci vereyim. E, kritik direnç noktamız arkadaşlar burada 12 dolarlar arkadaşlar. 12 dolarlar gerçekten kritik noktalar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani 12 doların üzerinde bir e, arkadaşlar Şöyle söyleyeyim, 12 doların üzerinde e, kapatırsak buna long pozisyon açılır mı? Açılır. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar, daha önce paylaştığımız destek dirençlerde dirençlerden bahsediyorum genelde. Bakın arkadaşlar, şu e, direnç noktasını verdiğim zaman long açtıysan mükemmel para kazandın. bunu söyleyeyim. Ondan sonra ikinci verdiğimiz direnç noktasında e, kırıldığı zaman yine mükemmel para kazandınız. Bunları da söyleyeyim arkadaşlar. Bu direnç noktaları önemli. Destek olarak arkadaşlar yani buçuk doların altında bir kapanış yapmadığımız sürece hiçbir problem yok. Aptos tarafında kısa vadede 12 doların üstünde long pozisyon açılabilir. Yükselişler sertleşebilir. Ama derseniz ki arkadaşlar ben vadeli de değilim. Uzun vade beklemek istiyorum derseniz. Ben 85 dolar fiyatlarını bu aya kadar göreceğini düşünüyorum. Ben 5.60'dan çantamı attım. Bekleyeceğim. Zarar ettirecek bir coin mi? Kesinlikle hayır. Kesinlikle çok güvenilir bir proje zaten piyasanın En fazla TVL oranına sahip projelerinden bir tanesi Onu da gidip defilamadan bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar Durumlar bu şekilde Her şey çok güzel arkadaşlar Aptos adına bunları söyleyebilirim sizlere Bir yeni bir Köprüleme getiriyorlar A bu da inanılmaz etki edecektir. Yani yakın zamanda 12 doların üstündeyken 18-19 dolar, dolar fiyatlarını görmemizi bekliyoruz arkadaşlar. Kritik direnç demiştim 8,5 dolar. Yani o direnci kırdı arkadaşlar. Ve artık yoluna devam ediyor. Aptos'un önü açık. Şimdi ben geçen günlerde, geçen videomda ne bahsettim? Cetus'tan bahsettim. Aptos'un ekosistemindeki mükemmel projelerden bir tanesi olan Cetus protokol. Telegram'da da paylaştık bunu özellikle. İlk zaten Telegram kanalımızda paylaşıyoruz. Hatta paylaştığım yeri de sizlere göstereyim arkadaşlar. Cetus'u grupta paylaştık. Mutlaka katılın dedik. Bakın arkadaşlar Jetus neredeydi? Bakın 7 sentten paylaştık değil mi? Bak görüyorsunuz 21 Aralık'ta burada paylaştık. Yeni e, paylaşacağım bir proje Jetus e, OKX listenin midcap dedik. Ve görüyorsunuz 2x'lik bir hareketini yaptı. O yüzden gruba bu yüzden katılın diyorum. Şimdi Durumlar bu şekilde arkadaşlar bu daha da Aptos gittikçe arkasından Cetus daha da fiyatlanacaktır. 37 milyon dolar market cap'li Çok çok ucuz bir proje olduğunu söyleyebilirim. Bildiğiniz üzere benim bu konularda gen proje paylaşımları konusundaki Rüştümü zaten ispatladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Yani Aptos'ta arkadaşlar 8x yapacaksanız Cetus'tan ben 80x yapacağını düşünüyorum. O yüzden e, sizlere diyorum ki arkadaşlar ekosistemleri öğrenin. Hangisinin ekosisteminde hangi projeler var? Yani e, da, daha daha paylaştığımız projelerde yani dediğim gibi Avax ve Arbitrum ağındaki JOA projesini paylaştık mesela. 3.5x gitti. Ondan ne bekliyoruz? 50x'lik bir fiyat hareketi bekliyoruz. Değil mi? Neden? Ekosistemde küçük market cap'li. Bizle beraber bu projeleri araştırmak istiyorsanız arkadaşlar bildirimleri açın, canlı yayınlardan haberdar olun. Bakın e, sizlere özellikle bunları bildirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani şu anda korkulacak bir şey yok. Yani yeni bir haber artık piyasaya gelmesi bekleniyor. Ben Bitcoin'in e daha da düşeceğini düşünmüyorum. Genel yönün, ana yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Neden? Neden? Şimdi arkadaşlar Bitcoin yükseldiği zaman neden yükselir? Artık bir haber kalmadı. Önümüzde yeni haber ne var arkadaşlar? 2024 yılında iki tane faiz indiriminin sinyalini çaktı Fed. Sevgili arkadaşlar bunu söyleyebilirim sizlere. Yani bundan dolayı da piyasalarda sağlam yükselişler gelecektir. Bu FED an, e, Fed kararlarını önceden fiyatlayıp yine ben 52 bin dolarla e, üstünde kapanışlarla beraber piyasaya yeni yatırımcının geleceğini düşünüyorum. Ve yeni haberlerinde oradan geleceğini sizlere söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Yani bence bakın hiç girmediyseniz alım yapacaksanız kademeli alım yapın. E, Aptos yani bu aya kadar yüzde 800 bakın buradan bile söylüyorum biz 5.60'dan beri video yapıyoruz. Ama şunu söyleyeyim rahat bir şekilde sizlere. Yani buradan alanlar bile bence 8x yapacaktır. E hocam bu alttaki daha fazla potansiyelli olan projeler için nereden öğrenebiliriz diye soruyorsunuz. Tabii ki eğitim veriyorum canlı yayınlardan olsun. Arkadaşlar ekosistemlere dikkat etmeniz lazım. Gerçekten bakın ekosistemler önemli. Bunları söyleyebilirim. Yani gelin Telegram'da ücretsiz zaten sizlere yardımcı oluyoruz sevgili arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kaç dakika oldu video? E, ee, 7,5 dakika oldu. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı unutmayın. Yeni geldiyseniz de aboneliğinizi tamamlamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlarım. Bay bay.